Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlat biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollat biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazlat biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla, yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla, solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Evet, Nuri babacığım, bir Türk kahvesinin 40 yıl hatırı vardır. Onun 40 yıl hatırı varsa, bunun da 140 yıl hatırı var Nuri baba. Dayımlar İran'dan getirdi, tam ağzına layık. Evet, Vakas'ın kahvesi daha güzel kokuyor. Sen al bunu Sinan'a ver. Çekiyor. Ne oldu baba ya? Kötü kahveyi bana mı kakalıyorsun yani? Oh. Yok, sen kahveden anlıyorsun Sinan abiciğim. Merhaba anne. Seyit, ne oldu oğlum ya? Ne bu surat lan? Karadeniz'de gemileri mi battı? Ne oldu? Hı. Bu ne? Aa bu! Bu ne? Aman benden uzak dursun. Aa bu! Ne yazıyor? Oha yuu! Oğlum bu ne? Oğlum fıtık etmeyin insanı, merakta bırakmayın ya. Ne yazıyor? Vallahi Nuri baba, Seyit kardeşime gelmiş 3000 lira haciz. Bu parayı hayatta ödeyemez bu aciz. Vallahi benim ne içim etti? Ciz. Allah aşkına sabah sabah şiir okuyup benim yaşama sevincimi elimden alma. Hayattan soğutma beni. Getir bakayım buraya. Hakikaten ya, şiir okuyup etme bize taciz. 3000 lira haciz. Neyin hacizi bu evladım? Ağam, ben türkücülük yaparken villada oturuyorduk ya. Zeynep sen git, kredi kartını harca. Borcun borcu. Seydim boşuna dememişler. Yazın yediğin hurmalar, kışın bir yerlerini tırmalar. Ağam, sen bir borç verebilir misin? Allah Seyit, yani bir iki ay beklersen ödeyeyim. Çünkü yani dün vergi ödedim evladım da. Ha. Sinan ağam, sen bir borç verirsin ha? Ben? He. Ya Seyit, kurban olurum ben sana ya. Borç istediğin adama bak, bende para ne gezer oğlum? Benden borç isti. Ha. Arif toprağım. Vallahi Seyit, olsa dükkan senin de. Ha, tık tık. Kardeşlerim? Bizde o kadar para ne arar Seyit abiciğim ya? Ha, anladım. Ben de ne yapayım o zaman? Uğraşırım, çalışırım, didinirim.
Ne yaparım, ne ederim? Gecemi gündüzüme katarım, canımı dişime takarım, öderim. İnşallah. Sabah şerifler hayırlı olsun. Günaydın. Evet, günaydın. Aa, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ne kadar güzel sofra hazırlamışsınız kızlar. Bir kuş sütü eksik yani. Bir de ayrı eksik. Nerede bu ayrı kocan? Damat uyur Osman. Uyur mu? Vay, bu saatte uyanır mı be? Güneş tepeye çıktı. Evin beti bereketi gidecek. Beşini gidip uyandıracağım. Baba hayır ya, dur kıyma kocacığımı. Dün gece Hayri nöbetçi şofördü. Zaten sabah ezanıyla geldi eve. Bırakalım biraz uyusun. Biz hiç gece nöbetçisi olmadık mı? Biz gene sabahın ezanında kalkar, kahvaltı yerimizde hazır ve nazır oluruz. Ben gidip uyandıracağım. Yok. Hayvanat bahçesine mi geldim? Yoksa bizim damat ailenin yatak odasına mı? Ayı gibi omurdanır. Fosura fosura uyur mu be? Osman iyi saatte olsunlar. Yani zaten kafan yerinde değildi. İyice kafayı mı tırlattın be adam? Ya çocuk musun sen, ne şakası be? Çirkin diyorum sana. Damat, kalk çocuğum. İşe gideceğiz çocuğum, geç kaldık, hadi kalk. Babacığım, Osman babacığım. Ne oluyor babacığım? Hadi kalk, kalk çocuğum, işe geç kalacağız, hadi. Yok, ben dün gece geç geldim de ondan uyanamadım. Tamam, şimdi kalkıyorum babacığım. Abi, yatak ıslak. Nasıl ıslak olur ya? Yoksa... Yok artık. Baba. Teknik bir arıza yüzünden şu an yataktan çıkamıyorum. Sen işe git, ben sonra geleceğim baba. Nasıl teknik bir arıza be çocuğum be? Hadi kalk kalk. Kalk diyorum. Teknik arıza bu mudur? Babacığım lütfen çekme, yalvarırım çekme. Bu yaşta utanmaz mısın? Altını ıslat be abi. Biz bile altımızı ıslatmıyoruz. Babacığım bu hayatımda ilk defa başıma geliyor. Ben küçükken tuvalet terbiyesi aldım babacığım. Çok utanıyorum. Duraktakilere söylüyorum babacığım. Çok utanırım babacığım. Çok utanırım. Yalvarırım ne olur çekme babacığım. Baba biz de arkadaşlarımızı izletebilir miyiz? Aa pek tabii. Herkesleri izletebilirsiniz. Kızlarım bari siz yapmayın ha. Vallahi çikolata almam bir daha size. Dilek yalvarırım sen gülme. Ne olursun gülme Dilekciğim. Ya baba çok acımasızsın. Hayri kocacığım, babam sana şaka yaptı. Uyurken üzerine su döktü. Ne? Su mu döktü? Yani şaka mı bu? Evet. Aklı evvel baban sana şaka yaptı damat. Evet şaka. Sen herkeslere eşek şakası yaparken iyi miydin? Ben de sana küçücük bir şaka yaptım işte bile. Baba duraktakilere söyleme. Tamam söylemeyeceğim. Söz mü? Söz. Oh be. İyi ki Masar Bey ile Gülsüm anne köye gittiler de biz de baş başa kalabildik aşkım. Aa. Kim bu sabah sabah? Üf, yoksa korktum başıma mı geldi? Sakın Gülsüm anneler dönmüş olmasın. Murphy yasası der ki bir işin ters gitme olasılığı varsa o iş muhakkak ters gider. Bence annemler döndü. Ya inşallah dönmemişlerdir. İnşallah. Günaydın. Oo Tarkan hoş geldin. Gelsene içeri. İnanır mısın? İlk defa seni gördüğüme bu kadar sevindim. Allah Allah. Aha ben ne yaptım şimdi ya? Yengem sabah sabah laf çarpıyor. Yenge diyor. Ya ben sana kaç kere söyledim bana yenge deme diye.
Sevmiyorum o lafı. Yalan mı? Yengem değil misin yani? Ne diyeyim? Dayı mı diyeyim? Emmi oğlu mu diyeyim ha? Bak hala konuşuyor. Hadi gel içeri. Oo, kaynanam da seviyormuş. Kahvaltı da süper ha. Hayrola Tarkan? Sabah sabah hangi rüzgar attı seni buraya? Liseden arkadaşlarla buluşuyoruz kanka. Tutturdular ille de Emre de gelsin diyorlar. Kimler geliyor peki? Vallahi herkes geliyor Emre. Oyun bozanlık etme, sen de geliyorsun. Ya çok isterim ama işe gitmemiz lazım değil mi aşkım? Aa, bu fırsat kaçar mı hiç? Hemen lise arkadaşlarını çok merak ediyorum. Değişiklik olur, sen de özlem gidermiş olursun. İyi o zaman, Nuri Baba'yı arayayım da izin alayım. Bir saatliğine uğrar, oradan da durağa geçeriz. Sana da bir servis açayım. Hoş geldin Hayri Bey, buyurun. Merhaba Hayri, hoş geldin. Aa, merhaba, merhaba Hayri, hoş geldin. Buyur otur çocuğum. Ha? Osman Baba, bu meseleyi anlatmadın değil mi duraktakilere? Hangi mesele? Ya bu sabahki mesele işte. Aa, anlatın benim be çocuğum be. Sana söz verdim ya. Sağ ol babacığım. Ooo Hayri abicim hoş gelmişsin, buyur çayın. Eyvallah Ali Kemal'cim, şöyle bir keyif çayı içeyim ben de. Ya Hayri şu televizyonu açsana, bir ajansı dinleyelim, memlekette ne olmuş ne bitmiş bir öğrenelim. Hemen açıyorum Sinan abicim. Teknik bir arıza yüzünden şu an yataktan çıkamıyorum, sen işe git ben sonra geleceğim baba. Abu, Hayri, bu sen değil misin? Televizyona haberlere çıkmışsın lan. Oo, ay canım benim, Hayri kardeşim altınamı pızlamış. İnanmıyorum sana Osman Baba. Hani anlatmayacaktın duraktakileri. Aa, anlatmadım tabii çocuğum. Siz verdim ya. Anlatmadım. Anlattın mı arkadaşlar? Yoo, yoo. Ana gördün mü? Anlatmadım. Sadece görüntüleri verdim. Yee, yee. Ya olaya bir de iyi tarafından bak Hayri Cankuş. Ya altına kaçırmış olabilirsin. Ama bak haberlere çıktın. Televizyondasın yani. Ben altıma kaçırmış falan değilim efendim. Osman Baba su dökmüş yatağıma. Ayrıca biliyorum ben bunu. Bu CD. Kırarım ben bunu. Hayri, boş yere kırdın ya. Ben o CD'yi çoğalttım, herkese birer tane dağıttım. Subak Hayri. Ya Hayri abiciğim, ben bu filmi çok sevdim, ikincisini bekliyorum ha. Bu yaptığına çok alındım Osman Baba. Çok alındım. İster alın, ister kalın. Bundan sonra bile eşek şakaları yapmazsın. Tamam mı? Herhalde. Bir daha yapmaz değil mi? Herhalde. Ya üzülme Hayri abi. Kayınbaban o senin. Küçük bir şaka yapmış. Ben bunun hesabını Osman Baba'dan sormazsam... ...bana da Hayri demesinler vakkas. E ne diyecek Hayri abi? Görürsün. Görürsün. Selam millet. Merhaba. Nasılsın? Kardeşim. Merhaba. Hadi kimsin be? Emre? Merhaba Şebnem ben. Hatırladın değil mi? Merhaba Şebnem. Tanıştırayım. Karım İpek. Merhabalar benim oğlum. Merhaba. Sen de beni kara cahili yaptın yani. Bırak da İpek Elif Aydın'ı tanıyalım bir zahmet. Aa, nereden tanıyorsun? İnanır mısın İpek'cim, gazeteyi sırf seni okumak için alıyorum. Hadi canım şaka yapıyorsun herhalde. Yani ben öyle ünlü bir gazeteci değilim ki, sadece bir muhabirdim. Öyle söyleme ama, çok iyi haberler yaptın sen. Ya şu yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran fuhuş çetesini ortaya çıkardığın haberin harikaydı bence. Nasıl hatırladın bu haberi? Hatırlamaz olur muyum hiç? Ama bak senin en bomba haberin bu aylarca taksicilerle birlikte onlar gibi yaşadığım o yazı dizisiydi. Süper bir haberdi o. Yani senin gibi sıkı takipçilerim olduğunu bilseydim gazeteciliği hiç bırakmazdım herhalde. Emre senin
senin gibi başarılı, kendini kanıtlamış bir kadınla evlendiği için çok şanslı bence. Ya Emre'cim ne kadar süper arkadaşlarım varmış. Daha önceden niye tanıştırmadın benimle? Hatırlamıyor ki beni tanıştırsın. Aşk olsun hatırlamaz mıyım hiç? Vallahi öyle. Adımı söylemeseydin hatırlamayacaktın. Guten Morgen Akasya'da. Guten Morgen Nuri babam. Günaydın diyor kızanlar. Yani Almanca olarak ben bunların dilini çok iyi anlarım. Avrupalıyım ya ben ya. La oğlum senin burada ne işin var ya? Kurban olayım hangi yüzle geliyorsun ya? Vallahi senin dişlerini döker eline veririm ha. Seyidim biraz sakin ol tamam oğlum? Dur. Otur oğlum yerine Allah Allah. Oğlum Güven bizim misafirimiz. İnsan misafire böyle mi davranır ya? Güven hoş geldin oğlum. Otur evladım. Otursun ama fazla yaklaşmasın ağam. Kurban olayım bak. Yaklaşır hırsızlık mırsızlık yapar gördüğünü çalar dayanamaz. İlahi my brother Seyit'im hep böyle şön şakalar yapar. Nuri babam ben seninle istikbalim hakkında konuşmak için geldim. Konuşalım oğlum. Sinan bir şey mi var oğlum? Şey baba. Dışkısı vardı o yüzden şey yaptım. Eniştem. Evet anlat bakalım. Nuri babam ben Türkiye'de iş bulamadı. Annem de git Nuri babanla konuş dedi. Baba adamdır o sana iş verir dedi. Tabi Nuri baba babadır. Baba adamdır yapar bir babalık değil mi baba? Aslan eniştem. Peki deneyimin var mı oğlum? Olmaz olur mu Nuri babam? Ben Deutschland'da çok şoförlük yaptım. Kamyon, tır, taksi, yat hatta uçak bile kullandım ben. Nasıl olmuş lan? Bak şeyin resmini yaptım Arif abinin karikatürünü yaptım. Güzel olmuş mu? Undebah olmuş enişte. Eyvallah. Yapmıştır baba yaptı yani yaptı. Şimdi demek uçak bile kullandın ha? Tabii Nuri baba. Yani kendi kendimi övmüş gibi olmayayım ama Almanya Hava Yolları bana dedi ki sen Türkiye'ye dönme burada kal biz seni en baş birinci pilot yapalım dedi. Ama ben annemlerin hasretine dayanamadım döndüm ya. Yaptı, uçtu. Ben gördüm. Evet, öyle uçtu baba yani. Uçtu. Desteğin için sağ ol eniştem. Eyvallah kuşum. Şimdi evladım biz yani seni çok severiz biliyorsun. Senin becerikliliğine, dürüstlüğüne, namusluluğuna yani herkes şahit. De yani keşke iş durumu müsait olsa seni işe alabilseydik. Ama kadromuz yok be oğlum. Şahize. Hay Allah ya, hadi canım ya. O zaman siz kendiniz kaybettiniz Nuri babam. Güven her zaman kazanır. Ben o zaman gideyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çüz. Hoşçakalın. Akasya Dura. Hadi çüz. Görüşürüz. Hoşçakalın eniştem. Baba ne yaptın ya? Az daha iş alacaksın diye ödün koptu ya. Bu saatte gel iş alınır mı? Ne diyorsun oğlum sen? Ben deli miyim? Böyle bir sahtekarı nasıl hiç alırım? Ha? Zaten bende bir sahtekar var. İkinci bir sahtekarla uğraşamam. Ha? Bir sahtekar kim baba? Sen tanımazsın. İzninizle ben bir lobaya kadar gideyim. Ne o Emre? Beni gördüğünde pek sevinmemiş gibisin. Çok soğuk davranıyorsun. İnsan eski sevgilisine böyle mi davranır? Ben artık evli bir adamım. Zaten hiç anlamıyorum. Benim gibi bir kızla çıktıktan sonra böyle bir kızla nasıl evlenebildin? Yani insan çıtasını ancak bu kadar düşürebilir. Saçmalamayı keser misin? Lisede çıktık ve bu bir gençlik hatasıydı. Hataydı demek. Ya benden bunun için ayrıldın öyle mi? Emre, seni bir kere kaybettim. Bir daha kaybetmeye hiç niyetim yok. Deli midir nedir ya? Buruş sana çok yakışıyor İpek'cim. Güzelliğini belirginleştiriyor. Teşekkür ederim. Biliyor musun? Emre seninle evlendiği için çok mutlu oldum. Ya frekanslarımız aynı sonuçta. Daha sık görüşelim bence. Ben de seni çok sevdim. Görüşelim vallahi. Biz ikimiz çok iyi arkadaş olacağız seninle. Hissediyorum.
Abi taksi mi lazım? Bir dakika my brother. Sen taksici maksici değilsin ki bana taksi mi lazım diye soruyorsun. Was ist das? Abi sen nereye gitmek istiyorsan ben seni yarı fiyatına götürürüm. Taksiden daha ucuza yolum. Vay uyanık vay. Sen korsan taksi işletiyor. Benden kaçmaz. Nein. Abi bir taksi plakasının kaç para olduğunu haberin var mı senin? Mecburen böyle yapıyoruz. Ne yapalım? Nasıl? İyi kazanıyor musunuz bari? Durağa para vermiyorum. Plakaya para vermiyorum. Bütün para bana kalıyor. Vergi yok. Taksiciden daha iyi kazanıyorum. Şön brother. Şön. Nuri babanın durağına mı kaldım ben ya? Ben de korsan taksi işine girerim. Abicim sen bana şu işin inceliklerini bir anlatsana ya. Yani şimdi sen bana diyorsun ki bu ilacı içenin yüzünün rengi değişiyor öyle mi? Evet abi, ilaç kanı doğrudan kafaya pompalıyor. İçenin suratı kıpkırmızı oluyor. İlacı içince Osman Baba kırmızı başlıklı kıza dönecek desene. Bana o şoku yapmayacaktın Osman Baba. Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah abi. Ya Hayri abi, bu ilaç kanı doğrudan kafaya pompalıyormuş. Ya Allah korusun. Ya Osman abi beyin kanaması falan geçirirse. Saçmalama be Hakkas. Birazcık çayına karıştıracağım o kadar. Hem bu da şakanın başlangıcı be oğlum. Asıl şakayı sonraya sakladım. Hadi yürü. Ya Ali Kemal. Ne dikiliyorsun öyle bostan korkuluğu gibi? Bak saatlerdir Osman babacığım burada oturuyor. Bir çay versenize adamcağıza. Dili damağı kurudu adamın yahu. Haklısın Hayri abicim, hemen yapıyorum. Görüyorsun değil mi Osman babacığım? Ben söylemesem Ali Kemal sana çay may vermeyecek. Vallahi doğru diyorsun Hayri. Lan Ali Kefer, bizi de çayla oğlum. Tamam acele etmeyin, sizi de getiriyorum. Ali Kemal, sakın Hayri'ye çay verme. Akşam yatağına kaçır. İlahi Osman babacığım, resmen diline doladın. Buyur, afiyet olsun. Ben şekerli içmem bilmez misin susak? Evet, sizi sabırsızlar. Çayınız geldi, buyurun. Osman babacığım, çayı içtikçe yüzüne renk geliyor. Yanaklarım pes pembe oldu valla. Vallahi ne kadar güzel geldi be. Sefa mı olsun vallahi billah. Abi Osman aga, içme şu çayı ya. Pancar gibi kıpkırmızı oldun ha. Pancar mı? Yeter artık içtiğin Osman abi. Osman, ne oldu oğlum sana? Ne olmuş ki kardeşlik bana? Şey olurdu, hararet olurdu. İyice böyle hararet basmış yani. Yukarıda bir hararet, bir hararet. Bana ne istiyorsun be susak? Ama çaydan değil ki. Olsam bize de olurdu. Seyit haklı. Çayı biz de içtik. Biz niye kızarmadık o zaman? Vallahi bu iş ciddi Osman babacığım. Seni hastaneye götürelim, bir doktor görsün. Yok canım, ne hastanesi? Ben eski toprağım. Bana bir şey olmaz. Yani acı patlıcanı... Patlıcan kırağı çalmaz. Yani görüyorsun değil mi Nuri babacığım? Beni dinlemiyor. Hayır, şekeri var. Korkuyorum vallahi ya. Osman, hayli haklı oğlum. Hadi gidip bir doktora görün, hastaneye gidin. Nereden çıktı şimdi bu hastaneme? Oğlum hadi kalkın hadi. Oğlum sen de Vakkas, onlarla beraber gitsin. Peki Nuri baba, tut şunu Ali Kemal. Gidelim Osman baba. Gel gidelim babacığım. Ölür müyüm acaba? Yok ama biraz zor düzelirsin, hadi. Oyo eksiğiniz var mı? Aseton. Hallo, guten Tag, mein Mutter, mein Schwitzer. Hallo, guten Tag, meine Bruder, boş gezenin boş kalfası Güven Efendi. Yine iş bulamadın değil mi? Nein, ablacığım, nein. Bitte. Ne demek iş bulamadın?
Ben anamın karnından girişimci iş adamı olarak doğmuşum ya. Aslan oğlum benim. Akıllı, zeki, gözü açık, uyanık, tuttuğunu koparır alim Allah. Tuttuğumu kopartırım annem de. Tuttuğumu kopartabilmem için önce elimin para tutması lazım annem. Bana biraz kredi açabilir misin? Ne için lazım para bakayım çocuğum? Bir araba buldum galericide annem. Görmen lazım, tam benlik şön araba, undibah araba. Yalnız galerici 5000 peşin, gerisi taksitle istiyor. Ayranı yok içmeye, tahterevalliyle gidiyor lavaboya. Ya sen ne biçim insansın Güven? Önce iş bul oğlum, iş bul, elin ekmek tutsun. Arabayı alınca iş bulmuş olacağım zaten. O zaman da elim ekmek tutmuş olacak. Arabayla bakkallara, marketlere mal dağıtacağım. Keyif için almıyorum ki, iş kuruyorum ya. Aslan oğlum benim. Hadi gel gidelim bankaya, hemen parayı çekeyim. Arabanı al, işini kur. Aslan anneciğim, IMF gibi kadınsın vallahi. Ver o elciklerini öpeyim annem. Ya inanmıyorum ya. Anne ya, ben senin evladın değil miyim ya? Bana gelince 5 kuruşum yok diyorsun. Ama iş Güven'e gelince krediler gani gani. Ya bir de bankada gizli hesabı varmış ya. Anne dik çıkarıyor ya. Kıskanıyor. Bu seni hep kıskandı. Hadi çocuğum, bankamıza gidelim de parayı alalım. Gidelim annem. Çiz. Çiz. Çiz my shoot step. Git buradan Güven, gözün görmesin ya. Doktor, ben ne var? Niçin böyle kıpkırmızı oldum ben? Alerjik bir durum olabilir. Ama kesin bir şeyler söyleyebilmemiz için size bir takım testler yapacağız. Test mi? Yok. Öyle test best istemem ben. Dünyanın parası. Turp gibiyim ben. Siz aynaya hiç bakmadınız galiba. Turptan ziyade pancara dönmüşsünüz. Testler şart. Laboratuvara inin, bu testleri yaptırın. Sonra tekrar göreceğim sizi. Tabii doktor bey. Gel Osman babacığım. Evet güzel abicim, nereye gidelim, nereye uçurayım sizi? Üsküdar kardeşim. Üsküdar, emriniz olur abicim. Alo, konuştun mu? Ne diyor? 10 bin lira mı istiyor? Manyak mı bu? Kendisini İbrahim Tatlıses mi sanıyor? Ya düğünde çıkacak 3 tane türkü söyleyecek. 10 bin lira olur mu? Düğünü kendisi 10 bin lira tutmuyor. İstemem ya, sanatçısı da eksik kalsın. Tövbe tövbe. Pardon güzel abicim, istemeden konuşmalarınıza kulak misafir oldum. Anladığım kadarıyla size bir türkücü lazım, öyle mi? Ya, oğlum evleniyor. Hayırlı olsun abicim. Bir de sanatçı çıksın dedim. Evet, iyi demişsin. Ama kardeşim ateş pahası. Adını sanını duymadığımız adamlar bile geceliğine 10 bin lira istiyor. Haklısın abi. Abi var ya, sen çok şanslı bir adamsın ha. Tam böyle 4 ayağın üzerine düştüm. Bende bir türkücü var. Yani böyle bir ses duymamışsınızdır. Pırlanta gibi bir ses. Zaten adı da Seyit Çağlayan sesi. Seyit Çağlayan ses mi? Hiç duymadım. Nasıl duymazsın? Çok meşhur abi. Yakında şey çıkıyor, albümü çıkıyor, o zaman daha da meşhur olacak. Abi ben onun menajeriyim. İstersen sana Seyit Çağlayan sesi 5000 liraya bağlar. 5000 çok kardeşim. 3000 yapalım şimdi. 3000. Tamam, 3000 olsun abi. Ayağın alışsın. Sen yabancı sayılmazsın. Aa! Hayır. Tertip nereden çıktın sen ya? Ya bu tertip neredesin sen be? Bütün hastaneyi aradım. Yarım saat her tarafa baktım. En son öldü mü diye morga bile baktım. Orada da yoktun be oğlum. Hayırdır tertip, niye arıyorsun beni? Ya benim kayınpedere, Osman babama bir şaka yapacağız. Onun için sana ihtiyacım var. Hayır, askerde yaptığın şakalardan bütün böyle illallah dedirttirdim. Hala şaka mı yapıyorsun? O kadar dayak yedin komutanlarından. Akıllanmadın be oğlum. Osman ağamdan da çok dayak yedi ama huylu huyundan vazgeçme işte. Bana akıl vermeyin. Sen doktor kılığına girebilir misin? Onu söyle bana. Çok güzel bir şaka yapacağız Osman babama. Hayri, bu sefer beni karıştırmasan. Peki, tamam. Hadi benim hatırım yok. Peki. Benjamin abinin hatırı da mı yok? Doktor kılığına girince ne yapacağım Hayri? Çok kolay. Tahlil sonuçlarını alıp sana getireceğiz. Sen de çok az ömrünüz kaldı. 2 ay yaşayacaksınız falan gibi şeyler söyleyeceksin. Ne?
Ya sen kafayı mı yedin Hayri abi? Böyle abuk bir şaka yapılır mı canım? Çocuk haklı ayrı. Çok ağır değil mi bu şaka? Hayır canım, ne ağrı? Ben zaten 2 saat sonra söyleyeceğim Osman babama şaka yaptığımı. O bilir benim şakalarıma alışıktır. Sen tamam diyorsan bana uyar. Olmaz ağalar. Bana uymaz. Kusura bakma Hayri abi. Ben böyle abuk bir şakaya göz yumamam. Vakkas. Ben burada yokum Hayri abi. İstediğin şakayı yapabilirsin. Akıllı adamları severim ben. Osman babam şimdi tahlil yaptırıyor. Biz sonra sana geleceğiz. Sen de bu arada git kendine doktor kıyafeti falan uydur işte. Hadi çabuk tertip. Hadi tertip. Tamam. Fräulein, sizi gideceğiniz yere bırakabilir miyim acaba? Sen beni ne sanıyorsun be sapık? Defol git şuradan. Bir kadın sokakta da bekleyemeyecek mi artık? Beni yanlış anladınız. Ben sapık değil. Nein sapık, nein. Taksiciyim ben. Siz burada taksi beklemiyor mu? Buyurun. Hadi be oradan. Kimi kandırıyorsun? Çetin cevize çatınca kıvır hemen taksiciyim diye. Nasıl taksi bu? Niye sarı değil? Niye taksi levhan yok? Polise vereceğim seni. Polis! 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 Bize tahlil yaptırın diyen doktor bu değildir. Beyefendi, doktor arkadaşımın nöbeti bitti. Nöbeti ben devraldım. Dosyanızı okudum. Semptomlarınızla ilgili bilgim var. Ha, ne kadar güzel. Görür müsün ayrı doktor bey hep doktor dilinle konuşur. Bir doktor ne kadar anlaşılmaz konuşur ise o kadar iyi doktordur. Ne kadar güzel. Tahlil sonuçları nasıl doktor bey? İyi mi Osman babamız? İnanılmaz bir şey bu. Gördün mü? Bak bana inanılmaz dedi. Yani inanılmaz sağlıklıyım herhalde. Bu bir mucize. Mucize mi? Yani ben bir mucize eserim yani. O kadar sağlıklıyım ki o kadar. Osman Bey, sizin bu değerlerle yaşıyor olmanız bir mucize. Nasıl yani? Durum çok mu kötü doktor bey? Maalesef efendim. Durum düşündüğümüzden daha da kötü. Ne olur kurban olayım, bize güzel şeyler söyleyin. Lütfen, lütfen. Gerçekleri konuşacağım efendim. Osman Bey, maalesef çok az ömrünüz kalmış. Bari son günlerinizi güzel geçirin. Ne bileyim, gezin, eğlenin, tozun, her şeyi yapın. Gezip, yani ne kadar ömrüm kalmış doktor bey söylesenize. Taş çatlasın 2 ay. İki ay! Bu ne senin ömür müdürsün doktor be? Bu ömür müdür be? Kelebek yarım bile. Ömrü bundan daha uzundur be. Maalesef efendim. Modern tıbbın yapabileceği hiçbir şey yok. Teşhiste çok geç kalınmış. Hastalık bütün vücudunuzu kaplamış. Alo buyurun efendim, Akasya durağı. Var efendim tabii. Adresi alayım. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Emre fırla bakalım. Ceylan Sokak 12 numara. Hemen gidiyorum baba. Oo, bugün işler iyi. Alo buyurun efendim, Akasya durağı. Var efendim, var. Adresi alayım. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Hadi bakalım kızım. Cumhuriyet 127. Hemen çıkıyorum Nuri Baba ama ben bir taksiden sonra eve uğrayacağım. Biraz işim var, tamam mı? Tamam kızım. Şu işe bak arkadaş ya. Ben burada müşteri bulamıyorum. Bunlar vızır vızır işe gidiyorlar ya. Tabii onların durağı var. Durağa gelen telefonlar bana gelseydi ben de çok iş yapardım. Tabii ya. Bu daha önce neden aklıma gelmedi ki? Durağa gelen telefonları dinleyebilirsem ben de çok iş yaparım. Hay aklınla bin işe güven. Adamsın ha. Yine kedi gibi 4 ayağının üzerine düştün oğlum. Ne oldu ağam, söyle ya. Bu akşam sana bir düğün ayarladım. Orada sahneye çıkacaksın. Allah kurban olurum seni veren ağam ya. Çok sağ ol ya bana. Ay
canım benim, gel bir öpeyim. Dur lan, sakin ol. Adamlar 500 lira vermeye kalktı. Dedim olmaz dedim. Seyit gibi bir sanatçı 500 liraya sahneye çıkmaz. Bir naymeden aşağı olmaz dedim. 1000 lira koparttım ona göre. Ağam çok iyi oldu vallahi yahu. Şu Hacı'nın ilk taksidini öderim, rahatlarım biraz. İyi olur. Seyit'im sen hiç merak etme. Ben senin menajerin değil miyim lan? Ben seni daha Broadway'lerde sahneye çıkartacağım. Meşhur edeceğim. Sen yeter ki menajerin Sinan Kaya'ya güven. Belki ben de ben olursun. Olur. Ya keşke başka bir doktora gitseydin Osman abi. Ya ne alakası var be bakkas? Adamın 3 günü kalmış şurada. Onda da doktor dolaşıp hastanelere para mı kaptırsın? Yesin, içsin, gezsin, tozsun. Hayatın tadını çıkarsın ya. Doğru söylüyorsun damat. Ben gerizekalı mıyım ya? Şurada kalmış 2 ay ömrüm çalışacağım. Gideceğim şimdi Nuri kardeşle diyeceğim ki ben işi bırakırım diyeceğim. Ne? İşi bırakacaksın? Ya etme gözünü seveyim Osman abi. Sonra pişman olursun. Sen karışma rakkas. Sen karışma. Ha aklımdayken söyleyeyim. Bu doktorun söylediklerini sakın olasınız ki kimseye söylemeyesiniz ha. Herkeslerden gizleyeceğiz. Tamam mı? Aa, hangi doktor? Hangi doktor Osman babacığım? Bak unuttuk gitti bile. Yok benim içim el vermiyor. Adam perişan oldu işi bırakacağım diye. Ben gidip her şeyi anlatacağım. Nerede bulaştım ki bu işe zaten? Hani benim hatırım yok. Bunun da mı yok? Merhaba arkadaşlar. Osman hoş geldin. Nasılsın? İyilik be kardeşlik. Şey söylemek isterim. Ben işi bırakacağım. Uy, ne oldu Osman babacığım? Hayırdır? Bir dakika dur ya. Yani ben yanlış mı duydum yoksa sen işi bırakacağım mı dedin? Yok yok, sen doğru duydun. Ben işi bırakacağım. Peki ama niye Osman ya? Yani bir yanlışlık mı yaptık? Kalbini mi kırdık oğlum? Yok be kardeşlik. Ne kalp kırması? Kalp kırsan bile ben sana alınmam ki. Niçin dersen biz bir aileyiz ya ondan. O zaman niye bırakıyorsun işi? Osman abi ne oldu ya? Hastanede bir şey mi oldu? Yok be yok. Hastanede de bir şey olmadı ama böyle şey yaptım ben yani, karar verdim. Ben işi bırakacağım kardeşlik. Ya, hadi. Hakkınızı helal ediniz. Evet, kahvelerimiz de hazır. Şebnem. Çok yakışmışsınız birbirinize. Teşekkür ederim. Darısı başına. Gelirken apartmanınızda kiralık daire ilanı gördüm. Tutuldu mu orası? Yo, tutulmadı. Hala kiralık. Hayırdır, ev mi arıyorsun? Aslında evimden çok memnunum ama... şey... Canı sıkan ne peki? Sorun erkek arkadaşım. Daha doğrusu eski erkek arkadaşım. Ne yapıyor? Ondan ayrılmamı gururuna yediremedi herhalde. İçip evi basıyor. Ne diyorsun? Çok utanıyorum söylerken ama... iki kere dövdü beni. İnanmıyorum Şebnem ya. Sen de bunu sineye mi çekiyorsun? Bir karakola gitsene. Gittim ama bir sonuç çıkmadı. Elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor adam. Bu tip adamlar çok tehlikeli olur. Ya gazetelerin 3. sayfası bu tür haberlerle dolu. Ya Allah korusun seni öldürebilir dedi. Öldürmekle de tehdit etti zaten. Ben de ondan kurtulmak için evimi mi değiştirsem acaba diye düşündüm. İzimi bulamasın diye. Çok iyi fikir. Evini taşıyıp telefon numaranı değiştiririz, hayatta bulamaz seni. Hadi kalk emlakçıya gidiyoruz, o evi tutacağız sana. Ay çok iyisin İpek'cim ya. Hadi. Aa, Ali Kemal arar. Hayırdır inşallah. Bak Sefil, eğer Ali Kemal arıyorsa kesin durakta birileri bir haltlar karıştırmıştır, onun için arıyordur. Bak bakalım ne diyor. Doğru söylersin. Alo, efendim benim, buyurun. Alo, Safiye Anacığım benden duymuş olma ama Osman babacığım işi bıraktı. Ne? Osman işi mi bıraktı? Tih! Aa,
Yoksa Nuri Bey'le kavga mı etmişler? O hikale olur mu öyle şey? Onlar çok eski arkadaşlar. Kardeşten ilerideler. Asla kavga etmezler. Sen ne söylersin be Ali Kemal, sebep? Vallahi niye bıraktığını söylemedi. İşi bırakıyorum dedi. Bırakıp gitti. Hay Allah'ım ya Rabbim, delirdi mi canım bu adam? Niye böyle şeyler yapar? Ay şu başımıza gelene bak sen. Guten Tag, Herr Kassedra. Ulan Güve, ne işin var senin burada sahtekar? Eniştem, yeni arabam nasıl? Undiba. Araba mı? Aa bu, senin mi lan bu araba? Ali Kefal, araştır bakayım bunu. Çalıntı araba falan olmasın? Aşk olsun eniştem ya. Ne çalması? Galericiden satın aldım. 5000 peşin, gerisi taksitle. 5000? Parayı nereden buldun? Ali Kefal, çabuk araştır. Bu günlerde bir banka soyulmuş mu? Bir kuyumcu soyulmuş mu? Hemen öğren. Şakacı eniştem. Ne bankası, ne soygunu ya. Biricik annemden kredi aldım. Aa bu, kayganım sana para mı verdi? Yazıklar olsun ya. Vay adi kaygana ya. Nuri Baba, yıllardır yalvarırım, kaygana derim, bana 3-5 kuruş para ver de bir araba alalım, taksi yapalım, rahat ederim derim. Bana bir kuruş vermemiş, şuna vay adi şanzımant, vay hain şanzımant, alacağın olsun şanzımant. Kıskanmayalım eniştem. Nuri Babam, nasıl, beğendin mi arabamı? Güzel güzel, çok güzel, güle güle kullan oğlum. Peki sen ne yapıyorsun bu arabayla? Toptancılardan mal alıyorum Nuri Babam. Sokak aralarındaki market, bakkal, işte dükkan dükkan dolaşıp dağıtıyorum havalıları. Yalancıya bak. Yok ya, niye yalancı olsun? Helal olsun çocuğa bak. İş yapar olunca iş çok. Nuri Babam, bugün ne gazetesiyim o? Falıma bakacağım da. Ben fallara inanmam Nuri Babam. Neyse, siz kendinize iyi bakınız efendim. Ben kaçayım izninizle. Görüşmek dileğiyle. Çiiiis Akasya Dura. Hoşçakalın. Gel lan, hadi gel lan. Allah Allah. Sinan ya, senin bu kayınço manyak mı oğlum? Benden fala bakacağım diye gazeteyi istedi. Uzattık gazeteyi. Ben fala inanmam dedi, bastı gitti ya. Ya manyak ne kelime baba? Manyağın dik alası. Ben hayatımda bunun kadar adi, bunun kadar sahtekar, bunun kadar düzenbaz, alaverici, dalaverici bir adam görmedim. Ya lüzumsuz, gereksiz bir adam. Boş yere oksijen harcıyor. Yani oksijen sarf ediyor. Ya haklısın ağam. Vallahi ben de bu Güven kadar namussuzunu görmedim. Arkadaş, kaset yapacak diye 20.000 liramı neredeyse dolandırıyordu ha. Direkten döndüm. Ben olmasam Nuri Baba durağa şoför diye alacaktı. He? Bir sürü kağıt mağat tuttum, solitörlük yaptım da almadın değil mi baba? Telefon mu? Aha! Durağın telefonu çalıyor. İş geldi. Alo, buyurun efendim Akasya Durağı. Tabii efendim, var. Alayım adresi. Güne Bakan Sokak 47. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Güne Bakan Sokak 47. Tamamdır Nuri Babam. Danke schön. Arif. Fırla bakalım oğlum. Güne Bakan Sokak 47, hadi. Tamam bro. Şişeyim, içim hemen gidiyor. Oğlum başladım senin çayına. Orada müşteri bekliyor. Allah Allah, herif burada oturmuş. Çayımı içeyim. Sen git gel. O sırada Ali Kemal yeni çay demler, onu içersin. Hadi. Hadi. İyi tamam bro. Hadi beyler, görüşürüz. Guten Tag abicim. Akasya durağından siz bir taksi istediniz acaba? Evet. Buyurun o zaman. Buyurun, buyurun. Bir dakika, siz Akasya durağından mısınız? Niye sarı taksi gelmedi? Durağa daha bugün girdim abicim. Arabayı boyatamadık. Sanayiye götürdüm. Ustanın işi varmış, hafta sonu getir dedi. Yalnız malum İstanbul trafiği, biraz çabuk olalım. Trafik yoğunlaşmadan hemen gidelim. Buyurun. Buyurun abicim. Adres burası. Müşteri niye yok ya? Öf. Neyse, bekleyelim biraz zaman ya. Ali Kemal, demli bir çayın varsa ver de içelim mi? Bir 3 dakikaya Temi otursun, getiriyorum. Arif, oğlum ne çabuk gittin geldin.
Kısa mesafeye mi götürdün müşteriyi? Vallahi Nuri Baba, müşteri olsa ben kısa mesafeye de razıydım ama kimse yoktu ki. Nasıl yoktu? Vallahi basbayağı yoktu. Gittim orada sokakta öyle bekledim bekledim geri geldim. Allah Allah, nasıl olur oğlum? Ya adresi yanlış almışsın demek ki Nuri Baba. Yani o bir şey değil, asıl müşteriye de ayıp oldu. Boşuna beklettik adamı orada. Sen serseri misin lan? Benim nerede görülmüş bir adresi yanlış aldığım? Bütün adresler benim ezberimdedir be. Güne bakan 47 numara. İyi de yani yanlış adresi ezberlemişsin o zaman Nuri Baba. Yani Nuri Baba, bir şey söyleyeceğim ama böyle kırılmak, darılmak, alınmak, gücenmek yok. Baba bak artık sen yaşlanıyorsun. Adresleri aklında tutamıyorsun. Yani diyeceğim şu ki kavuğu devretmenin zamanı geldi. Yani baba kısaca sen artık bu durağı genç bir insana devret. Gençlerin önünü aç. Mesela bana devret baba. Serseriye bak. Baba taklidimi ne güzel yaptın. Gelinin teyzesinden bir adet burma bilezik. Bir alkış alalım lütfen. Damadın annesinden beşi bir yerde. Kuvvetli bir alkış alalım lütfen. Ya ağam şu takı törene bir bitsene. Sahneye çıksak arkadaş ya. Yalnız var ya amma takı taktılar ha. Aman seyidim taksınlar taksınlar da bizim de payımız çok olsun. Zaten birazdan takı töreni biter merak etme. Şimdi alkışlarımızla gelin ve damadı uğurluyoruz. Ve şimdi de karşınızda sahnelerimizin çağlayan sesli türkücüsü Seyit Çağlayan Ses. Ver kızım ver. Altınları torbaya dolduralım. Şunları da alalım ver. Dağları verir mi? Ver oğlum ver. İğnesi çıkar düşer müşer ne mi lazım? Torbaya koyalım. Torbada dursun. Sana bandım züktü. Alo buyurun efendim Akasya durağı. Allah bir müşteri daha çıktı. Ha var tabii efendim. Adresi alayım. Bostan çıkmazı numara 42. Gidiyorum Nuri babam. Dankeşön. Hele hele yandım züftü. Sana bandım züftü. Anne altınlara dikkat et tamam mı? Tamam kızım merak etme. Teyzeciğim çabuk sizi çağırıyorlar. Acil bir olay mı varmış neymiş? Hayırdır ne oldu acaba? Hadi çabuk teyzeciğim çabuk. Tövbeler olsun ne olmadı bir şey mi oldu kötü bir şey mi var? Vallahi bilmiyorum hadi çabuk çabuk. Ne oldu kızım? Acil çağırmışsınız bir şey mi oldu? Yok anne seni biz çağırmadık nereden çıkardın? Anne altın torbalar nerede? Eyvah o telaş odada unuttum ben torba alışkanım. Sana bandım züftü. Eyvahlar olsun torbalar yok. Nasıl yok anne ya? Buraya koymuştum kızım. Sizin masaya geldim döndüm yok işte. Hırsızlar! Altınları çalmışlar. Kapatın bütün kapıları. Dışarı çıkamazsınız. Tamam abi. Değerli konuklarımız, nezih düğün salonumuzda cereyan eden bu tatsız olay için hepinizden özür diliyoruz. Sayın konuklarımız, polisi aradık. Birazdan gelecek ve her yeri arayacaklar. Ve altınları çalan o hırsızı elleriyle koymuş gibi bulacaklar. Seyit kardeşim, hadi biz burada durmayalım, kulise gidelim, yürü. Allah Allah. Lütfen sakin olalım. Bostan çıkmazı 42. Yine müşteri yok ortada. Bu nasıl iş ya? Allah Allah.
Ya var ya, yemin ediyorum büyük insafsızlık ya. Yani gelinin takılarını çalmak ne demek ya? İnsanlar masraf ediyorlar. Yani ev kuracaklar. Vallahi ayıp, billahi ayıp ya. Yok ya, o değil de yani ben şeye taktım. Düğün çok güzel gidiyordu. Düğün sahibi çok mutluydu. Kesin bize ekstra bahşiş verecekti, prim verecekti. Ben şimdi onları kaybettik, ona üzülüyorum yani. İki ay ömrüm kalmış. Sivrisineklerin bile 6-7 ay ömrü var. Bir sivrisinek olamadım bre Osman. Bir de yağlı pehlivan olacaklar. Öpme sana vallahi billahi ya. Of of. Hayrola koçum? Buyurun. Pek bir efkarlı görünüyorsun. Efkarını dağıtayım mı canım? Boş ver be bacım. Bana bulaşma. Benim zaten 2 ay ömrüm kalmış burada. Git uzun ömürlü birine bulaş. Hadi yallah. Hadi bakalım hadi. 2 ay mı? Ayol, kelebeklerin bile daha çok ömrü var be. Doğru söylüyorsun. Hay ağzını yüpeyim. Kelebekler bile daha çok yaşar. Ah. Vallahi billahi kendim için üzülmem. Safiye'm için üzülürüm ha. Eğer ben ölürsem Safiye ne kadar üzülür. Ne kadar üzülür bilemezsin ha. Safiye kim kız? Karın mı yoksa? Evet. Ben duygularımı pek belli etmem ama çok seviyorum Safiye'yi. O üzülsün istemem. Eğer ben öldükten sonra o üzülürse mezarında bile ters dönem kafamı tabutun kapağına vururum bile dan 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 direkten ya. İlk bakışta ayı gibi gözüküyorsun ama. Ben değil mi ya? Konuşunca da pek bir romantik çıktın be. Romantik ayı. Ben romantik ayım değil mi? Bak şimdi, Safiye'nin üzülmemesi için ben ne yapmam gerektiğini bilirim. Neymiş o? Derim ki, Safiye'yi ben kendimden soğutsam, yani Safiye benden ayrılsam, başka bir herifle evlense, ben ölürsem benim arkamdan hiç üzülmez değil mi? Pek iyi düşünmüşsün de, hadi senden soğudu diyelim. Bakalım boşanacak mı? Orasını da düşündün mü? Bu sırada devreye sen gireceksin. Evet. Ama parasıyla ha. Ben mi? Ne yapacağız? Bak gel yaklaş ben sana. Yarayın beni polis abicim. Her yerime iyice bakın. Kimsenin aklında yanlış bir şey kalsın istemem. Çok korkarım ben böyle şeylerden. Aman derim ya. Geç Temiz. Vallahi hemen hemen herkesi aradık. Kimse de yok. Kimsenin dışarı çıkmadığından emin misiniz? Tabii memur bey. Hırsızlık olayı patlak verir vermez. Bütün kapıları kapattık. Herkes içeride kaldı. İyi de kimse de çıkmadı. Başka kimse var mıydı? Vallahi bir de türkücüyle menajeri vardı. Biri sahnedeydi zaten. Öteki de aramızdaydı. Şu an kulisteler. Kulis orada. Onları da arayalım. Sen benimle gel. Ya ağam gelip arayacaklarsa arasınlar ya. Allah Allah, ter üstümde soğudu. İyi akşamlar. Rahatsız ettik ama küçük bir arama yapacağız. Tabii buyurun. Buyurun buyurun. Yani altınları bizim çaldığımızı düşünmüşsünüz herhalde. Kusura bakmayın çocuklar. Ben söyledim onlar yapmaz diye ama usulen aramaları gerekiyormuş. Yok abicim, önemli değil. Buyursunlar arasınlar memur arkadaşlar. Biz namuslu insanlarız. Bizim saklayacak bir şeyimiz yok ki. Buyur kardeşim, gel ara. Biz harama el uzatmayız. İşleri canım arasınlar. Tamam gel. Bu darbuka senin mi? Ha benim. Bunlar da senin mi? Aa bu! Seyit, o altınların o darbukanın içinde ne işi var oğlum? Ağam ben de şaşkınım şu an, ne işi var o altınların orada? Bizim altınlar bunlar. Demek ki altınları sen çaldın öyle mi? Ben sana dedim ağam. Yani ben görmedim. Onların orada ne işi var? Vallahi ben türkü söyledim ya. Tamam tamam, derdini karakolda anlatırsın. Al bunları. Al bunları. Ağam. Ya bir dakika, bir şey var. Bir yanlışlık var. Evet ya. Seyit ne yaptı sen? Hadi hadi yürü hadi. Merhaba abi. Nuri baba. Gittim yine kimse yok. Allah Allah. Biri bizimle dalga mı geçiyor Nuri baba ya? Bir bilsem. Babacığım sen adresi yanlış almadığına emin misin? Hayri.
Bana bunak muamelesi yapma. Adres yanlış değil. Ama bu işin içinde başka bir şey var. Yok babacığım, estağfurullah. Niye bunak olasın? Sen hepimizden daha genç, daha dinçsin. Hepimizi cebinden çıkarırsın sen. Ben bakayım babacığım. Hayri. Pardon baba. Buyurun Akasya Durağı. Komiserim. Buyurun efendim. Anlamadım. Seyit düğünde gelinin altınlarını çalarken mi yakalanmış? Uy. Sinan da mı yanındaymış? İmkanı yok komiserim. Peki efendim. Ben hemen geliyorum. Uy. Seyit abicim sabah hepimizden yana yakına borç istemedi mi? Borcunu ödemezse evine haciz gelecekti. Bana kalırsa gelinin altınlarını borcunu ödemek için çaldı o. Ya geri git be. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Seyit öyle bir şey yapar mı? Belki şeytana uymuştur. Şeytana ne hacı? Hayır abi. Sinan abi yanında ya, ona uymuştur. Saçmalamayın be oğlum hepiniz. Allah Allah. Yani Sinan fırıldaktır. Tatlı bir üçkağıtçıdır ama katiyen harama el uzatmaz. Hele Seyit hiç uzatmaz. Yok bir yanlışlık var bu işte. Evet baba. Ben karakola gidiyorum, durak size emanet. $400, $450, $500, $520, $540. Vay be dayı, iyi para kazanmışsın ha. Ne sandın? Kimin dayısıyız biz yeğenim? Sen beni beğenmiyordun ablam ama eniştemin bir ayda kazandığı parayı ben bir günde kazandım. Ne haber? Benim adım Güven. Güvene güven, gerisini boş ver. Aslan evladım benim. Başaracağını biliyordum. Allah benim evladımı iş adamı, girişimci iş adamı olarak yaratmış. Senin o girişimci iş adamı oğlun eminim dolandırıcılık yaparak bu parayı kazanmıştır. Değil mi Güven Efendi? Nine ablam, nine. Dolandırıcılık yok. Bu paralar anamın ak sütü gibi helal paralar. Alnımın teriyle kazandım ben bu paraları ya. Kıskanma kardeşini kızım, kıskanma. Senin üçkağıtçı kocana benzemez. Benim oğlum tuttuğunu koparır evelallah. Eniştem gelsin suratına çapacağım bu paraları. Senden adam olmaz deyip duruyordu. Şimdi görsün bakalım suratına çaptığım zaman bankinot bankinot bu paraları. Çarp evladım. Kapak olsun eniştene. Ya siz benim kocamdan ne istiyorsunuz ya? Asıl benim kocam bütün gün alın teriyle çalışıp bu eve para getiriyor. Aa, Ali Kemal arıyor. Efendim Ali Kemal. Alo Şazimet ablacığım, ya benden duymuş olma ama senin bu damadın iyice yoldan çıktı, haberin olsun. Hayrola Ali Kemal, gene ne çevirdi bizim damat? Ya Sinan abicim Seyit abicimle beraber düğüne gitmişlerdi ya, gelinin altınlarını çalarken yakalanmışlar. Ay ne diyorsun ayol? Ay kendini açtı desene. Ay doğru mu söylüyorsun Ali Kemal? Ya vallahi doğru söylüyorum Şazimet ablacığım ya. Hatta şu an karakoldalar. Az önce Nuri babacığım gitti. Haberin olsun. Ne olmuş anne? Ne olacak kızım? Senin namussuz kocan dolandırıcılık, üçkağıtçılık derken şimdi de hırsızlığa başlamış. Ah ne yaparım? Yuh enişteme yani. Yuh ki yuh. Ya ne saçmalıyorsun lan anne, ne hırsızlığı? Ya benim kocam öyle bir şey yapmaz. Benim kocam harama el uzatmaz. Sen öyle san benim safterik kızım. Seyit'le beraber düğünde gelinin altınlarını çalarken yakalanmışlar. Yazıklar olsun enişteme bak ya. Hırkız enişte. Yuh yani enişte yuh. Yuh sana be. Benim babam öyle şey yapmaz. Kesin bir yanlışlık var bu işte. Ben karakola gidiyorum. Güven Efendi. Ben de gidiyorum. Ben de senin o kocanın suratına tükürmeye geliyorum. Madem bu ulvi görev için gidiyorsun annem, ben seni arabamla götüreyim. Korna da çal. Çalmam mı? Dattiri dat dat dattiri dat 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 dat. Bunlar çaldı abi. Kardeşim niye böyle diyorsun? Besirsiz. Sen değilsin. Sus oğlum. Arkadaş bir dur ya. Sus oğlum. Özgür ayır şunları. Geçin şöyle. Ayrılın. Bundan sonra ben izin vermeden ağzını açanı atarım nezarete ona göre. İyi akşamlar komiserim. İyi akşamlar Nuri Bey. Sinan, Seyit. Nedir oğlum bu hırsızlık meselesi? Hayır komiser bir şeylerden bahsetti de. Vallahi biz bir şey yapmadık. İftira Nuri Baba ya. Tövbe ağam. Külliyen iftira yani. Ay bak hala iftira diyor. Senden çıkmadı mı altın?
altınlar, hırsızsın işte, hırsız. Ya ablacığım kurban olayım, öyle hırsız deyip durma, vallahi yüreğime inecek şimdi ha. Susun! Seyit sen anlat bakayım, olay nasıl oldu? Şimdi toprağım. Komiserim. Tamam, darbuka benim. Evet. Altınlar darbukanın içinden çıktı. Evet. Ama vallahi diyeyim ha, altınlar çalınırken ben türkü söyledim, sahnedeydim. Komiserim çığırıp duruyordum böyle. Evet, ben şahidim yani. Seyit doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor komiserim. Sahnedeydi. Ortada bir hırsızlık var. 3.000 lira verdim. Yetmedi mi? Bir de altınları mı çaldınız? Yazıklar olsun. Wow! Ne? 3.000 lira mı? Hani 1.000 lira vermişlerdi ahım? Yok ya ya. Şey, biz bunu sonra hallederiz aramızda, merak etme. Daha abi! Durun! Ne yapıyorsunuz siz ya? Karakolda olduğunuzu unutmayın. Evet. Komiserim, düğün salonundaki güvenlik kameralarının görüntüleri geldi. Görmeniz gereken bir şey var. Görelim bakalım. Yürü biz de bakalım. Komiserim bakın, burada adam içeri giriyor. Yedinin annesini dışarı çıkartıp altınlarını alıyor. Aa bu! İşte burada da altınları darbukanın içine saklıyorlar. Ulan bu senin darbuka! Vallahi benim darbuka! Bu adam sabıkalı hırsız Tilki Cemal. Hemen savcılıktan bir izin çıkarıp yakalayıp getirin onu. Baş üstüne komiserim. Gördünüz mü? Biz hırsız mıymışız? Niye iftira atıyorsunuz? İkinizden de çok özür dileriz çocuklar. Günahınızı aldık. Ne olur bizi affedin. Mesele anlaşılmıştır çocuklar. Bu durumda serbestsiniz. Buyurun çıkabilirsiniz. Sağ olun komiserim. Bir dakika komiserim. Hazır gelmişken ben bu Sinan Akam'dan şikayetçiyim. Vallahi bir yer 1.000 lira dedi. Dün sahibinden 3.000 lira almış. Nerede benim 2.000 lira? Yürüyün hadi, yürüyün hadi. Burada konuşulacak şey mi bu? Yürüyün. 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 Şey yapacak. Yürüyün. Günaydın İpek'cim. Uyandırmadım inşallah. Yok yok, uyanmıştım zaten. Kahvaltı hazırlıyordum. Ne oldu, yerleşebildin mi? Ufak ufak yerleşiyorum işte. Yalnız bir problem var. Mutfağın musluğu durmadan akıtıyor. Emre uyandıysa acaba bir bakabilir mi diyecektim. Tabii tabii. Emre'nin elinden gelir öyle işler. Sen salona geç, ben Emre'yi uyandırayım. Sen hala uyuyorsun. Ya canım, işe geç gideriz. Sen gel yatağa. Ay Emre, cilveleşmenin sırası değil. Yeni komşumuzun sana ihtiyacı var. Hadi kalk. Ne komşusu ya? Ne diyorsun, ne ihtiyacı? Hadi kalk, görürsün. Ben kıyafetlerini hazırlıyorum. Sen de yüzünü yıka. Hadi. Tamam. Şebnem. Günaydın Emre. Şebnem bizim apartmana taşındı. Bizim apartmana mı taşındı? Dünya küçük Emre'cim. Liseden sonra birbirimizi kaybetmiştik ama şimdi komşu olduk. Aşkım, Şebnem'in mutfak musluğu damlatıyormuş. Sen onu yaparsın değil mi? Tabii. Ben alet çantamı alayım, geliyorum. Sen abi hoş geldin ya, nasılsın? Sağ olasın Seyit'ciğim. Beni bir dükkana kadar atar mısın bir zahmet? Olur olur. Ya Salih abi, sen dün bizim duraktan taksi çağırdın. Arkadaş gelmiş, seni bulamamış, geri döndü. Olur mu Seyit'ciğim ya? Geldi sizin taksi. Onunla gittim ben. Allah Allah, nasıl olur ya? Acaba başka durağın taksine mi bindin? He? Üstünde Akasya durağı yazıyor muydu ha? Yok, sarı taksi değildi zaten. Beyaz bir taksiydi. Akasya durağında bugün işe başladım da daha taksiyi sarıya boyatalım dedi şoför. Böyle biri yok bizde ya. Allah Allah. Bu işte bir iş var ama hadi bakalım. Ne alt ettiğini sanıyorsun sen? Neden tuttun bu daireyi? Neden tutmuş olabilirim Şapşal? Senin için tabii. Ne yapıyorsun? Çekil şuradan. İpeğin benden çaldığını geri alıyorum. Ya deli misin sen? Bırak yakamı. Ateşle oynuyorsun, farkında değilsin. Senden asla vazgeçmeyeceğim Emre. Eninde sonunda yine benim olacaksın. Delir misin sen? Rüya görüyorsun. Emre! Şampiyonuz oğlum bu sene. Ya Nuri Baba ya. Verdiğin adrese gittim, müşteri falan yoktu. Bekledim gelmeyince geri geldim. Baba sen artık adresleri falan iyice karıştırmaya başladın. Aklında tutamıyorsun. Hadi istersen bir doktora gidelim ha. Allah Allah ya, akıl alır gibi değil. Vallahi billahi yani dünden beri aynı şey oluyor Nuri Baba ya. Evet ya, telefon geliyor gidiyoruz, müşteri yok. Telefon edip bizi kandırırlar mı acaba Nuri Baba? Yok oğlum, hepsi durağın müşterileri. Ben hepsini seslerinden tanırım onların.
Akıllı, akıllı. Bizim müşteriler başka taksici çalıyormuş. Taksici mi çalıyormuş? Nasıl çalıyormuş? Nerede çalıyormuş? Niye çalıyormuş? Nasıl çalıyormuş? Nasıl yani? Vallahi orasını bilmiyorum artık. Bizim marangoz Salih abi yok mu? Gelirken Taksim'e bindi. Dün taksi çağırmıştı işte. E tamam abi, çağırmıştı. Ben gittim ama Salih abi yoktu yani orada. İşte beyaz renkte hususi bir araba gitmiş. Demiş ben Akasya durağında yeni işe başladım. Taksiyi de daha sarıya boyatamadım. Buyurun sizi götüreyim demiş. Gördün mü lan ha? Gördün mü? Beni suçluyordun. Baba doğru dürüst adres alamıyorsun diye. Bir dakika ya. Peki bu herif müşterilerinizin yerini nereden biliyor ki gidip alıyor? Nuri babacığım. Ne oluyor oğlum? Ne bu telaş ya? Nasıl telaş etmeyeyim de? Durağa böcek yerleştirmişler. Telekulak yerleştirmişler. Durağımızı yasa dışı dinliyorlar. Ne diyorsun Ali Kefal lan? Kim bizim durağa böcek yerleştirsin? Ne dinleyecek ki bize yani? Ne? Ya yok Nuri babacığım. Benim akrep 2 gündür kayıp. Herhalde durakta benim akrebi gördü bu. Ya Arif abicim, ben gerçek böcek ile dinleme cihazı olan böceği ayırt edemeyecek kadar kas kafalı mıyım da? İnanmıyorsanız gelin hep beraber bakalım. Hadi kalkın bakalım. Hadi bakalım. Yürüyün. Arkadaşlar şimdi taşlar yerine oturmaya başladı. İyi tamam da Nuri baba, taşlar yerine oturdu diyorsun. Ben bu olayı çözemedim yine ya. Oğlum müşterilerimizi kapat mı korsan taksi? Hani müşterilerin yerini nereden biliyor diyorduk ya. Evet baba. İyi ya, işte durağa dinleme cihazı koymuş. Ben size nereye gideceğinizi söylerken. Avu, o da duyuyor, bizden önce gidiyor, müşteriyi kapıyor. Vay çakal vay ya. Ya bu üçkağıtçılık benim bile aklıma gelmezdi Nuri baba. Çok organize bir üçkağıtçıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet. Tamam da bu işi kim yapar ya? Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin arkadaşlar, ben onu bulup ortaya çıkaracağım. Böyle tereyağından kıl çeker gibi hesabını soracağız sonra da. Nasıl olacak peki ağam ya? Nasıl mı? Tırın. Tırın. Tırın 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 tırın. Aynen şöyle olacak baba. Şimdi. Buna niye bu kadar tepki gösteriyorsun anlamıyorum. İpek, Şebnem ne zaman taşındı buraya? Dün evi tuttum, bugün de taşınmış. Anlamadım. Bu evi tutmasında yardımcı mı oldum? Niye yaptın peki? Emre, kızın belalı eski bir sevgilisi varmış. Kaç kere sarhoş sarhoş evi basıp kızı dövmüş. Ölümle tehdit etmiş. Yardım etmeseydim de ne yapsaydım? İpek, böyle şeyleri yapmadan niye bana sormuyorsun? Keşke evi tutmadan bana danışsaydın. Emre, bu kız senin liseden arkadaşın değil mi? Ya biri bir şey yapacak olsa benden çok senin üzülmen lazım. Ya inanmıyorum. Yaşadığı şeyler seni hiç mi rahatsız etmiyor? Ya psikopat ve eski sevgilisi olduğu ne malum? Nereden bilelim yalan söylemediğini? Ya neden yalan söylesin ki? Bana bunun için tek bir gerekçe gösterir misin? Ben Şebnem'e hiç güvenmiyorum. Sen de ona karşı dikkatli ol. Ben işe gidiyorum. Tarifim tarifim. Şimdi durağı ara, buraya bir taksi iste, taksi çağır bakayım hadi. Tamam. Ya az bir şey insaflı olun ya. Nuri baba buraya nasıl taksi yollasın? Hepimiz, bütün şoförler buradayız. Kimi yollayacak buraya ya? En iyisi ben şu Güneş taksiyi arayayım. Seyit numarası kaçtı onun? Ya Arif'im tarifim ya. Sen gerizekalı mısın ya? Biz durağı niye arıyoruz ya? Taksi çağırmak için. Bravo ya. Ya sen fıkralardan mı fırladın geldin ya? Yoksa karikatürden mi çıktın? Oğlum biz zaten hepimiz taksici değil miyiz? He doğru, o da var ya. Durağı arıyoruz ki bu korsan taksici durağı dinlesin, adresi öğrensin, buraya gelsin, kucağımıza düşsün, biz de tepe ne diye yapıyoruz. Tamam tamam, ben aklımdan çıktı, unuttum bir ara. No, yok. Buyurun efendim, Akasya durağı. Efendim iyi günler, evet param var.
dolmuşa falan bilmem şimdi ben. Bana lütfen bir taksi şey yapın yani. Rastas Ristos. Rastas Ristos. Taksi mi istiyorsunuz efendim? Evet efendim. Ben varsa müsait bir şoförünüz taksi rica edecektim. Derhal gönderiyorum efendim. Adresi alayım. Evet tabii veriyorum. Bosna Sokak numara 42. Tamam efendim. Derhal gönderiyorum. Efendim iyi günler. Kolay gelsin. Sinancığım hadi canım. Müşteri bekliyor. Bosna Sokak 42 numara fırla. Eniştem taksiye binene kadar ben çoktan o müşteriyi yakalar gideceği yere ulaştırırım bile. Bas gaza güven taksiyi bas gaza. Dilek. Bilir misin kızcığım? Babam bugünlerde çok garip davranır. Dün gece eve hem geç geldi hem de sarhoş geldi. Sonra da yattı zıpardı. Allah Allah. Ya işkolik babam bir anda işi bırakıyor. Yani alkol almayan babam bir anda alkol almaya başlıyor. Bu olanlar hiç normal değil. Evet. Ha, gelirler tamam. Tamam. Şimdi yanımdan rujlu rujlu öp ki böyle izi çıksın tamam mı? İnandırıcı olalım hadi. Öpeyim şekerim. Dur. Bu ihanete girer yani. En iyisi sen böyle ruj ile yanağıma dudak resmi çiz ha. Ayol karım hem benden soğusun diyorsun hem yanağından bile öptürmüyorsun delirme. Ha Rabbim günahlarımı affeyle. Bak üp üpmesine de sakın zevk alma tamam mı? Hadi öp bakalım. Ay ben bayılıyorum sanki sana tövbe tövbe. Oh. Anne, bu babamın taksisi değil mi? Ne iş var burada? Aa, vallahi o iyi de o duraktaki işinden ayrılmamış mıydı? Ne halt eder burada arabanın içinde? Osman, ne halt edersin be burada adam? Evet, müşteriyi Londra'nın hangi semtine götüreceğime karar verirdik Safiye. Müşteriyi nasıl ve nereye götürdün belli olur Osman. Allah seni kahretmesin mi? Her bir tarafına ruj bulaşmış. Suratına öyle Güney Amerika devesi gibi tüpürüp durma Safiye. Bana bunu da mı yapacaktın Osman? Seni öldüreceğim. İnanmıyorum sana baba. Annemi nasıl aldatabilirsin? İşte benim gerçek yüzümü gördünüz. Ben pis bir herifim. Benden nefret et Safiye. Allah seni kahretmesin değil mi Kartoros? Bugünden tez yok sana boşanma davası açacağım. Açarsan aç be. Ben zaten seni hiç sevmedim. Allah seni kahretmesin değil mi Osman? Ben senin için saçımı süpürge yaptım. Senin çocuklarını doğurdum. Sana ben gençliğimi verdim. Mükafatımı mı olacaktı? Yürü anne, yürü. Safiye, bunları niçin yaptın bilir misin sen be? Safiye, neyse. Bu da gitmiş. Guten Tag beyefendi. Nereye gidiyoruz acaba? Vallahi ben değil ama sen eşek cennetine gidiyorsun canım. Aa, Arif'im. Arif'im mi? Lan demek bizim durağa dinleme cihazı takıp müşterilerimizi çalan korsan sensin ha? İnanır mısın şu an ne demek istediğini anlamadım Arif'im. Aa, bak Merve yenge ya. Merve. Yakalayın lan. Demek dükkanlara mal dağıtıyorum diye bizi kandırıyordun öyle mi? Ya aşk olsun eniştem. Ben öyle şey yapar mıyım hiç ya? Tabii canım. Aşk olsun çok kırıldım. Lan. Tam da senin gibi bir üçkağıtçının yapacağı bir iş ya bu güven. Evet beyler sopaları ayarlayın. Hazır. Vur. Aldın. Vur. Aldın. Vur. Aldın. Vur. Aldın. Serbest. Geldim. Buyur İsmail.
İpek abla, sizin arkadaşınız olan ablanın evinden gaz kokuları geliyor. Kapıyı vurdum vurdum, açan da yok. Bir size sorayım dedim. Allah Allah. Dur bir bakalım şuna. Çok fena. Gaz kokuyor burası. Sakın zil falan basmayın. Hava uçarız sonra. Şebnem! Şebnem! Sen boşuna çalıyorsun abla. Ben çok çaldım. Açan yok. Ya bunun bir tane eski psikopat bir sevgilisi vardı. Acaba kız o bir şey mi yaptı? Abla şu gazı keselim önce. Bütün apartman havaya uçacak sonra. Kırayım mı kapıyı abla? Kır İsmail. Hadi kır kır kır. Çay taşmış, ocağı söndürmüş. Şebnem nerede? Yoksa gazdan mı etkilendi? Şebnem, Şebnem! Şebnem! Bunlar ne ya? Abo, bu resim de Emir abinin değil mi abla? İnanmıyorum. İpek, senin ne işin var burada? İsmail Bey gaz kokusu almış. Bu yüzden daireye girmek zorunda kaldık. İyi ki de girmişiz. Bu fotoğraflar ne anlama geliyor? Açıklayabilir misin Şebnem? Abla bana müsaade, temizlik yapmam lazım. Birbirimize numara yapmayı bırakalım İpek. Bu resimlerin ne anlama geldiğini ikimiz de biliyoruz. Emre lisedeyken sevgilimdi. Demek bana yakınlaşmanın nedeni Emre'ye yakın olabilmekti, öyle mi? Aynen öyle. Emre benim de yine benim olacak. Onu senden geri alacağım. Şebnem, senin akıl sağlığın yerinde mi kızım? Emre benim kocam ve biz birbirimizi seviyoruz, tamam mı? Madem Emre seni bu kadar seviyor, musluğu tamir etmeye geldiğinde neden beni öptü? Söyler misin? Yalan söylüyorsun! Efendim aşkım. Emre çabuk eve gel, konuşmamız lazım. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Emre çabuk eve gel diyorum sana, çabuk! Allah Allah. Ah! Annem çok acıdı ya. Anneciğim, o çok sevdiğin, yere göğe sığdıramadığın girişimci oğlun Güven, korsan taksicilik yaparken yakalanmış. Hala gurur duyuyor musun? Ah, ah! Oğluma vuranların elleri kırılsın inşallah. Ay nasıl da hırpalamışlar çocukcağızımı. Kale Sacıment Hanım, konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama dayanamıyorum. Kale, senin oğlan korsan taksicilik yapmış. Yetmez kimin durağı da dinleme cihazı yerleştirmiş. Ayrıca bizim taksicilerin işlerini kapmış. Kale az bile dövmüşler. Haşat etselerdi keşke. Etmişler Elin ablacığım, etmişler. Baksana eşekten düşmüşten beter olmuş. Aşk olsun ablam ya. Ya ben korsan taksicilik yapmadım ya. Allah sizin dilinize düşüreceğini yere düşürsün be. Ya ben arabada gidiyordum. Arif arabayı durdurdu. Sonra yanlış anladı. Dövdüler. Ya ben korsan taksicilik yapmadım. O canım. Ah! Annem çok acıyor orasını. Demek işte sultan gelinceye kadar dövdünüz Güven ha. Dövmek ne kelime baba, dövmek ne kelime. Kemiklerini kırdık, şaküllü kaydı, suratı darmadağın oldu adamın. Abiler abiler, duydunuz mu? Osman babacığım bir karıyı da fingir deşirken Safiye anacığım bunları yakalamış. Şimdi boşanıyorlar. Vay! Ne? Oy! Boşanıyorlar mı hakikaten Ali Kemal? Olmaz öyle şey ya. Osman hayatta yapmaz öyle şey. Vallahi Osman ağam Safiye yengemden başkasına bakmaz arkadaş. Ben vallahi billahi inanmam. Ya bu Osman aga da bir garipleşti ya. İlk önce işi bıraktı, şimdi de kadını bırakıyor. Niye öyle şeyler yapıyor ki anlamadım ya. Senin bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeylerin yok mu Hayri abi? Osman baba hayatın tadını çıkarıyor abiler. Siz hiç merak etmeyin. Onlar boşanmadan ben konuşur ikisini de ikna ederim. Alo, buyurun efendim, Akasya Durağı. Var efendim tabii, adresi alayım. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Hayır fırla oğlum. Hemen gidiyorum babacığım. Mimoza Sokak 83 numara. Hayır işte. Çocuklar ben bir eve uğrayacağım. Durak size emanet. Tamam baba. Tamam baba. Ya ağalar, ben
Osman Ağa'nın niye böyle garip davrandığını bileyim mi? Ben de bileyim. Osman Ağa yarım akıllı da o yüzden. Ya bir erkek çapkınlık yaparken hiç karısına yakalanır mı? Hadi yakalandın diyelim. Niye inkar etmiyorsun kardeşim? Bunun en kestirme, en sağlam yolu inkar etmektir. İnkar edeceksin. Sonuna kadar inkar edeceksin. Ya ağam öyle değil. Ya işin içinde başka bir iş var. Bakın şimdi. Osman ağamın yüzünün birdenbire kıpkırmızı olması, işi bırakması, karısından boşanmaya kalkması. Bunların hepsi Hayri abinin yaptığı şaka yüzünden. Şaka? Şaka ya. Ne şakası ya? Ya ağam bak şimdi. Şimdi Osman ağa Hayri abiyi kameraya kaydetti ya. Hayri abi de bunlar intikamı. İpek. Aşkım. Ne oldu? Sana inanamıyorum Emre ya. Gözümün içine baka baka yalan söyledin bana. Ne yalanı İpek? Hala aynısını yapıyorsun. Niye bana Şebnem'le eskiden sevgili olduğunuzu söylemedin? Eski defterleri tekrar açmak istemedim. Zaten Şebnem'in artık benim için hiçbir önemi yok. O zaman çocuktuk. Bu yüzden Musul tamire gittiğinde onu öpmeye kalkmışsın. Bunu Şebnem mi söyledi? Onu öptün mü öpmedin mi? Bana onu söyle. Saçmalama İpek, yalan söylüyor. Ya anlamıyor musun? Şebnem oyun çeviriyor. Bizimle aynı apartmana taşınması, seninle yakınlaşmaya çalışması. Hepsi bir oyunun parçası. Canım benim, bizi ayırmaya çalışıyor. Hem ben bir tek seni seviyorum. Bu da hep böyle kalacak. Başkası ne derse desin. Hiç inanma, tamam mı? Şebnem yatak odasını senin eski fotoğraflarınla kaplamış. Ağlama canım. Belli ki hastalıklı bir tip. Uzak durmaya çalışırız, olur biter. Tamam mı? Canımı sıkan şey, benim saflığımı kullanıp burnumuzun dibine kadar sokulması. Kendimi çok kötü hissediyorum. Sıkma canını aşkım. Ben onunla konuşup buradan gitmesi için uyarım. Vay! Demek hepsi şakaydı öyle mi? Demek ben hasta değilim öyle mi? İki aya kadar ölmeyeceğim ha? Yok be Osman Aga be. Ne iki ay sonra ölmesi ya? Sen nereden bakarsan bak en az 20 yıl yaşarsın. Yani uzun ömürlü olacaksın, korkma. Sevindin mi? Sevindim sevinmesine de ben doktorla bile yüz yüze konuştum. Ya doktor değil Osman ağam. Hayri abi asker arkadaşı. Hasta bakıcı. Doktor numarası yapsın diye Hayri abi ona $100 verdi. Demek ki bu ayrının şakasıydı öyle mi? Demek ben o yüzden İşimden ayrıldım, boşanmanın bile sınırına geldim. Ben bu herifi öldüreceğim. Ya dur ya, Osman Aga ne öldürmesi ya? Hayri'yi öldürmekle iş çözülmez ki. Hayri yola gelmez, akıllanmaz ki. İki gün sonra aynı şakalarına devam eder. Onu kendi silahıyla vurmak lazım. Ana silah mı var? Silah bende bende. Dolduracağım bile silahı. Dom kurşunuyla ağanın ortasından devireceğim o. Neyse. Ya Osman Aga sen beni yanlış anladın. Kendi silahıyla vurmak derken o ne yapıyor bize şimdi? Eşek şakası yapıyor değil mi? Biz de ona şaka yapacağız. Öyle bir şaka yapacağız ki ölmekten beter edeceğiz. Hadi canım. Benim şaka yapacak durumum, psikolojim yok. Benim şu andaki psikolojim adam öldürmek üzerine. Ya. Onu öldüreceğim. Osman Aga bir dur ya. Bir dur ya. Ölmekten beter olacak diyorum. Öyle bir şaka yapacağız ona ya. Nasıl bir şaka yapacaksın? Sen bir şey düşündün mü? Bakalım çalıştıralım motoru. Tren. Tren. Tren 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 tren. Buldum Osman Aga. Şimdi bak ne yapacağız. Sen muamma girmiş oynayacaksın tamam mı? Sanki uzun zamandır böyle Hayri'nin yaptığı şakaları bilmiyor musun da. Düşündüğümden erken geldin bana. Ne oldu, İpek'le ayrıldınız mı? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Seni uyarmamış mıydım? Demek ki seni değil, yüreğimin sesini dinlemişim. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım ama istediğini elde edemeyeceksin. Emre dur, söyleyeceklerimi dinle lütfen. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Ya Emre! 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 Emre seni çok seviyorum. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Bak eninde sonunda yine benim olacaksın. Hastasın sen, hayal görüyorsun. Git bir doktora gör. Emre! Emre! Allah kahretsin.
yani? Osman beni aldatmamış mı? Hikalesi Hafiz. Ali Kemal anlattı her şeyi. Osman seni kendinden uzaklaştırmak için kadını parayla tutmuş. Sebep? Çünkü Osman enişten öleceğini sanırmış. Öleceğini düşündüğü için de işten ayrılmış. Salak mı canım bu adam? Neden öleceğini düşünürmüş ki? Çünkü Hayri enişte benim eniştem Osman'a eşek şakası yapmış. Ay Hayri, sana inanamıyorum ya, yine mi şaka? Ay bir dakika, ben hiçbir şey anlamadım. Bana şu olayları bir başından anlatabilir misiniz? İster, ben şimdi sana anlatacağım. Bak şimdi. Koş Hayri. Ne oldu? Nereye koşuyorsunuz? Oğlum senin bir şeyden haberin yok mu lan? Yok, ne olmuş ki? Ya Osman ağam aşağı sokakta bir inşaatın tepesine çıkmış. İntihar edecekmiş. Ne diyorsunuz siz? Osman baba! Artık hayattan hiçbir beklentim kalmadı. Ülsem ne olur, ülmesem ne olur? Osman Aga, Yapma. Ya Osman Aga. Osman baba, dur sakın atlama. Çok geç artıkın Hayri, çok geç. Kararımı verdim, atlayacağım. Atlamasam da zaten 2 ay sonra öleceğim. Osman babacığım, o 2 ay meselesi tamamen uydurma. O adam doktor değildi, benim asker arkadaşımdı. Doktor kıyafeti giydi. Sana oyun oynadık babacığım, yapma ne olursun. Şakaydı ya. Hadi be, inanmam sana. Osman Aga bak, duydun mu? Şaka yapmış. Atlama ya, in aşağı. İnanmıyorsan Vakkas'a sor. Vakkas da yanımdaydı babacığım. Hayır abim, doğru söylüyor Osman Aga. Sana şaka etti, şaka. Bilirim. Beni çok seversiniz. Ben de sizleri çok severim ama benim yalana karnım tok. Doktor söyledi. 2 ay ömrüm kaldı dedi. Agam bize inan. Kurban olayım, in aşağı ya. Sana oyun oynadık babacığım, yapma ne olursun. Şakaydı ya. Boşuna nefesini tüketme abi. Bu kadar büyük eşek şakasını sen bile yapamazsın. Benim damadım bunu asla yapamaz, tamam mı? Allah benim cezamı versin. Abi! Yaptım, ne yapayım ki yaptım babacığım? Affet beni ya. Osman Aga, hadi in aşağı in. Geri çekildi, geri. Vazgeçti galiba. Hadi kardeşim, dağılın siz de. Film mi çekiyoruz burada ya? Ambulans çağırın. Osman Aga! Osman Aga! İyi misin Osman Aga? Kendine gel Osman Aga! Güldüğüme inandı mı olsun? İnanmaz olur mu? Korkudan neredeyse altına edecekti. Esas sürprizi sen akşama göreceksin. Hadi Osman Aga, al benim şu tespihi. Hadi gidelim. Osman Aga! Benim senin gibi bir kocam yok artık.
Babanın sesi bu. Nasıl olur? Nasıl olur ama? O öldü. Osman baba sen misin? Yok canım kesin yanlış duydum. Vicdan azabı tuttuğum için beynim bana oyunlar oynuyor. Osman baba sen öldün. Öldüm. Bir dünyaya almadılar beni ayrı. Kapıda tuttular. Ben dedim ki içeri bir arkadaşa bakayım sonra çıkayım dedim. Ama geri almadılar. Dediler ki sen ayrıyı da al gel dediler. Hadi gidelim ayrı. Ben ettim sen etme babacığım. Kurban olayım bağışla beni. Bağışlayamam. Üteki dünyaya geleceksen bana arkadaşlık edeceksin ayrı. Yok yok ben gelmeyeyim babacığım sen git. Ben telefon ederim sana. Telefonumda bir sürü bedava dakika var. Hep ben ararım olmaz mı? Gel gideceğiz. Ne olur beni götürme babacığım. Vallahi korkudan altıma yapacağım. Bakalım Hayri ne oldu Gayri? Hayri aklın başına geldi mi Gayri? Senin yaptığın eşek şakalarına karşı biz de sana bir eşek şakası yapalım dedik. Nasıl anladın mı bari? ama Osman baba atladı ben gördüm. O mankeldi be mankel. Bak bu dişler de portikal. Yani Osman aga ölmedi anladın mı şimdi? Babacığım. Babacığım sen ölmedin mi babacığım? Ne olur beni bağışla babacığım ben. Tamam. Güney Amerika devesi gibi yalamayalım hadi. Bana bak lan Hayri. Bir daha eşek şakası yapacak mısın? Yok. Söz mü? Söz. Aferin lan sana. Tamam kurtuldum. Aşkım araba kullanıyorum. Ben seni arayayım mı? Ya aşkım bir şey soracaktım. Portmantoya elektrik faturasını bırakmıştım. Gördün mü? Ben onları senin masana koymuştum. Tamam canım. Bakıyorum. Emre frenlerim tutmuyor. Frenlerim mi tutmuyor? Daha sert bas. Emre sonuna kadar basıyorum. Tutmuyor. Ne yapacağım ben? Canım sakin ol. Vites küçült. Motor freni yap. Sakın gaza basma. Şuraya bir yer. İpek! İpek! İpek duyuyor musun beni? İpek! İpek duyuyor musun beni? Yolla, bir taksi yolla, gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melek. Taksici kazla biraz, acilem var mı?